Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf coğrafya dersinde 2. dönem 2. yazılıya hazırlıkla ilgili güzel çalışmalar hazırladık sizler için. Bunları öncesinde güzel bir genel tekrarımızı yapacağız. Hemen devamında da boşluk doldurmalarımız, doğru yanlışlarımız, çoktan seçmeli sorularımızla bu yazılığında da üstesinden geleceğiz diyorum. E o zaman hadi bakalım içeriğimize göz atalım. İçeriğimize bakmadan önce tabii ki de yazılıyla ilgili biz sizler için ikinci dönem yazılı notları olarak bir güzel kitap hazırladık. Hemen şöyle kitabı temin ettiğinizde 61. sayfadan başlayarak coğrafya ile ilgili bu dönem sizin karşınıza neler gelecek güzel güzel notlar aldık diyoruz ve ilk konumuz beşeri sistemler kısmında nüfus. Neydi nüfus? Şöyle hatırlayın. Sınırları tanımlı bir bölge üzerinde belirli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına verdiğimiz İsimdir sevgili arkadaşlar. Ve şunu unutmayalım. Nüfus coğrafyasına yardımcı olan bilim dalı demografi olarak geçer. Bunu da ifade etmekte fayda var. Tabii ki de biz demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi için nüfusu çeşitli özelliklerine göre gruplandırıyoruz ve bu gruplandırma işlemi nüfus sayımı olarak geçer. Ve burada nüfus sayımını biz Dünya ölçeğinde iki yöntemle yapıyoruz. De facto yöntemi o anlık bak şuraya şöyle o an neredeysen oranın nüfusuna ait olduğun yöntem olarak karşına çıkmakta. Yani bunun daha uzun tanımı insanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleşen yöntemdir. Mesela sen normalde Ankara'da oturuyorsundur. Dur. Ama tatil için İzmir'e gitmişsindir ve İzmir'de sayım gerçekleştirilmiştir. Oranın nüfusuna aitsin sevgili arkadaşlar. Ama dejur yöntemi nedir dersek nüfus sayımının sürekli ikamet adresinin esas alınmasına dayalı olarak gerçekleşen yöntemidir. O zaman şuraya da şöyle ikamet diye yazıyorum. Peki biz nüfus sayımlarını tarihsel süreç içerisinde nasıl yapmışız dersek iki şekilde yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi hemen şöyle yazıyorum. İlkel sayımlar diyebiliriz. Çok eski dönemlerde yapılan sadece erkeklerin sayıldığı kadın ve çocukların sayılmadığı bir yöntemden bahsediyoruz. Diyoruz. Neden bu sayımlar vardı? Çünkü o coğrafyada hem asker sayısını belirlemek hem de halktan alabileceğimiz vergi miktarını belirlemek amacıyla yapıyorduk hatırlayalım. İkinci sayımımız ise modern nüfus sayımları ilk olarak İskandinav ülkelerinde ortaya çıkmıştı. Burada sayımla ilgili birçok veriyi elde edebiliyorduk. Şu aşağıdaki kısımlar birazdan bunlardan da bahsedeceğim. Dünya nüfusuna baktığımızda dünya nüfusunun geçmiş dönemden günümüze kadar sürekli arttığını söyleyebiliriz ama ama bu artış bazı dönemlerde o kadar yüksek gerçekleşmiş ki biz bu dönemleri sıçrama dönemleri diyoruz. Ve hatırlayalım 3 tane sıçrama dönemi vardı. Bunlardan birincisi alet keşfi olarak geçer. O paleolitik dönemde insanların mağara ve ağaç kovuklarında yaşamasıyla birlikte yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini üstünlük anlamında öne geçirmesiyle birlikte nüfusun sıçrama yaptığı birinci dönemdir. Daha sonra günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce neolitik dönemde yerleşik hayatı geçmemizle birlikte tarım devremi nüfusun sıçrama yaptığı ikinci dönemdir. Nüfusun sıçrama yaptığı üçüncü dönem ise sanayi devremi olarak geçer. İnsanların kırsal alandan kentsel alana göç etmesi, tıpta ilerlemelerin yaşanması, ortalama yaşam süresinin uzaması nüfusun sıçrama yaptığı üçüncü dönem olarak ifade edilmekte. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Şimdi biz nüfusu çeşitli özelliklerine göre gruplandırıyoruz dedik ve dünya nüfusu 8 milyar 30 milyonun üzerinde ve bu nüfus Nüfusa baktığımızda cinsiyet özelliği hemen hemen birbirine yakın. Dünyada yüzde elli virgül kırk birlik kısmımızı erkek nüfusu yüzde kırk dokuz kısmımız ise kadın nüfusu oluşturmakta. Şunu da unutmayalım. Herhangi bir ülkedeki nüfusun cinsiyet özelliklerine baktığınızda o ülkenin gelişmişliği ile ilgili bir veri elde edemezsiniz. Ama bölgeler arasındaki Kadın ve erkek nüfus oranı dağılımına baktığınızda bir ülkenin içerisindeki bölgeler arasında gelişmişlik farklılıklarını söyleyebiliriz. Özellikle göç alan bölgelerde Erkek nüfus oranı daha fazla iken göç veren bölgelerde genel olarak kadın nüfus oranı daha fazladır diyebiliyoruz. Şunu unutmayalım: Ortalama yaşam süresi, okur yazarlık oranı, kırkent nüfusu, sektörel dağılımı bir ülkenin nüfusunun gelişmişlik düzeyiyle ilgili bilgi sahibi olmamızdaki kriterleridir. Haberimiz olsun. Nasıl? Ortalama yaşam süresi bir ülkede uzun ise o ülkenin sağlık hizmetleri gelişmiştir. O zaman o ülkenin gelişmişlik düzeyi de yüksek diyebilirsiniz. Mesela Japonya'da ortalama yaşam süresi 84 yıl. Çat'ta ise ortalama yaşam süresi 54 yıl. E o zaman Japonya'nın gelişmişlik seviyesi anlamında Çat'tan daha ileride olduğunu söyleyebiliriz. Ya da okur yazarlık oranına baktığımızda 6 yaş üzerindeki aradığımız bir kriterdir bu ve dünya nüfusunun okur yazarlık oranı incelendiğinde dünya ortalamasının yüzde 86'lık kısmı okuma yazma biliyor. Ama Japonya'da ya da Rusya'da bu oran yüzde yüz yüzde yüz'e çok yakın iken Çat, Mali gibi ülkelerde yüzde otuz, yüzde kısımdadır. O zaman eğitim hizmetlerinin gelişip gelişmemesi de bir ülkenin gelişmişlik kriteri olarak değerlendirilebilir. Dünya nüfusuna baktığımızda bu nüfus dünya ölçeğinde her yerde dengeli dağılmamıştır. Bu nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri faktörler var. Mesela iklim, yeryüzü şekli, Toprak yapısı, kara ve denizlerin dağılımı, su kaynakları nüfusun bir dünya ölçeğinde ya da ülke ölçeğindeki dağılışını etkileyen doğal faktörlerdir tarım, sanayi, madencilik, turizm, ulaşım, ticaret ya da tarihi faktörler ise bir ülke ya da dünyadaki nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdir diyebiliriz. Ben sizler için harita üzerinde öğretmenlerinizin daha önemli olarak sorabileceği alanları seçtim. Buradaki nüfusun yoğun ya da seyrek olmasına gelin hep birlikte göz atalım. Güney Asya, Hindistan ve çevresi dünya nüfusunun yoğun olduğu alanlardan bir tanesidir. Peki neden bu alanda yoğun? Hem tarımsal faaliyetler yoğun ölçü de var. Bir de tarihi faktörler var. Şimdi Hint medeniyetini düşündüğünüz zaman Indus ve Ganj nehirlerinin etrafında kurulmuştu ya ve bu geçmiş dönemden itibaren dünya nüfusunun yoğun olduğu bir alan. Günümüzde hala burası yoğun nüfuslu bölgelerden bir tanesi. Geldik Çin'e. Gene bu alanda yoğun nüfuslu Asya'nın doğusu Japonya'yı verirse gene yoğun nüfuslu diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bu alanda nüfusun yoğun olmasının temel sebebi sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması. Bununla birlikte tarihi faktörleri de ekstra söyleyebiliriz. Mesela 2 numaraya baktığımızda burası Batı Avrupa. Tabii ki de bu alanda gene dünyanın yoğun nüfuslu bölgeleri arasında. Buranın yoğun nüfuslu olmasının sebepleriyle 7 numarada Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmı yani Apalaş Dağları'nın güneyi Florida falan var burada. Bu alanda gene yoğun nüfuslu bölgeler arasında yer alır. 2 ve 7'de sanayi Ticaret, ulaşım, turizm faaliyetlerinin iyileşmiş, gelişmiş olması nüfusun yoğun olmasındaki ana etkendir diyebiliriz. Ama 6 numaraya baktığımızda şu alanda Alaska'yı, hemen yanında da Kanada'nın kuzey kısımlarını görebilmekteyiz. Bu alanda nüfus seyrektir. Seyrek olmasındaki ana etken de buradaki iklimin daha soğuk olmasıdır. Ve aynı şekilde Sibirya'da da gene nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda nüfusun seyrek olmasındaki ana etken ise gene iklimin soğuk olmasıdır diyebiliyoruz. 5 numaraya geldiğimizde Amazon havzasını görebilmekteyiz. Gene bu alanda da nüfus seyrek. Neden? İklim sıcak ve nemli. Aynı zamanda yoğun gür bir bitki örtüsü var. Aynı durum karşıda Kongo havzası için de geçerli. 9 numara Sahra'nın bulunduğu alan diyelim ve burası da gene seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer almaktadır. Yağış azlığı diyebilirsiniz. Bu 9 numarayı alıp şurada 9 numara olarak da söyleyebilirsiniz. Bu alanda 9 9 numara olarak da söyleyebilirsiniz. Bu 3 işaretlemiş olduğumuz bölgede çöl iklim bölgesidir ve yağış azlığına bağlı olarak nüfusun seyrek olması neden olmuştur ya da olmasına neden olmuştur diyebiliriz. 4 numaraya geldiğimizde burası Antarktika sevgili arkadaşlarım ve Antarktika'da nüfusun seyrek olmasındaki ana etken tabii ki de iklimin soğuk kutup ikliminin görülmesidir diyebiliriz devamında. Bakın şuna dikkat edin. Şu Gine Körfezi'nin bulunduğu şu alanda Nijerya yer almakta. Burası yoğun nüfuslu bir bölge, madene dayalı. Aynı şekilde Güney Afrika Cumhuriyeti de gene yoğun nüfuslu bölgeler arasında yer almaktadır. Bir de Mısır Tarihi faktörlere bağlı olarak dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlerden bir tanesidir. Ama mesela burada Hindistan'ın biraz daha kuzey kısmında şurayı işaretlerse, burası dünyada nüfusun seyrek olduğu alanlarda bir tanesidir. Neden peki dediğimizde burada tabii ki de Himalaya dağları yer almakta ve Himalaya dağlarına bağlı olarak yer şekillerinin olumsuz etkisi nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur. Bir de şurayı unutmayalım. İskandinav yarımadası bu alanda gene iklimin soğuk olduğu. Olması, ...nüfusun seyrek olmasındaki ana etkendir diyebiliriz. Tabii ki de dünya nüfusuna baktığımızda dünya nüfusunun yarısından fazlası... Asya kıtasında yüzde 59'lu kısmı Asya kıtasında bulunmaktadır. Asya kıtasının bu kadar yoğun nüfusa sahip olmasında Çin ve Hindistan var. İkisini topladığınızda hemen hemen 1 milyar 800 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir. Yani dünya nüfusunun hemen hemen üçte birli kısmını Çin ve Hindistan oluşturmaktadır. O yüzden de nüfusun en fazla olduğu kıta Asya kıtası olarak ifade edilebilir. Peki Türkiye'de duruma baktığımızda Türkiye'de durum nasıl? Türkiye nüfusu ile ilgili sayımlar 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 1831 yılında. Ama 2. Mahmut sadece kimleri saymış? Erkek nüfusunu saymış. Sonra Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde de nüfus sayımları yapılıyor. Anadolu nüfusunun 2. Mahmut'tan itibaren 6, 8, 10 milyon olduğu ifade ediliyor. Bizim ülkemizde sistemli anlamda yapılan ilk nüfus sayımı 1900 27 yılında yapılmıştır ve o dönemde ülke nüfusumuz 13.6 milyon kişi olarak bulunuyor ama bu nüfus içerisinde cinsiyet özelliklerine baktığımızda kadın nüfus oranının erkek nüfus oranına göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bunun öncesinde meydana gelen savaşlarda ciddi anlamda can kayıplarının etkisini göstermektedir. Ortalama yaşam süresi okur yazarlık oranı, kırkent nüfus oranı, sektörel dağılımla ilgili tarihsel süreç içerisinde Türkiye'nin gelişmişlik seviyesinin artış gösterdiğini de ifade edebilmekteyiz. Türkiye'de nüfusa baktığımız nerelerde nüfus yoğun dersek. Çatalca Kocaeli platosu nüfusun yoğun olduğu kırklar elinin bulunduğu yerde. Hemen İstanbul'un biraz daha kuzey batı kısmında bu alanda nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Neden kırklar eli hattında nüfus seyrek dersek yıldız dağları var. Bundan dolayı da seyrektir. Devam ediyorum. Bursa ve çevresi nüfusun yoğun olduğu bir alandır. Ama Çanakkale çevresi bir gayarı dolayı seyrek nüfuslu bir bölgedir. İzmir ve çevresi nüfusun yoğun olduğu bir alandır. Ama Muğla Menteşe yöresi seyrek olduğu bir alandır. Antalya'nın o merkez körfez kısmının bulunduğu yer nüfusun yoğun olduğu bir alandır. Teke ve Taşeli platoları ise seyrek nüfuslu bölgedir. Adana, Antakya, Antep kilis hattı yoğun nüfusludur ama Hakkari çevresi seyrek nüfusludur diyebiliriz. Mesela buraya iklim diyebilirsiniz tamam mı? Buraya yer şekilleri diyebilirsiniz. Teke taşeli platosu bak teke taşeli platosu tek taştan gelsin aklınıza. Karstik arazi ve buna bağlı olarak da nüfusun seyrek olduğunu ifade edebilirsiniz. Erzurum Kars Ardahan platosu Sivas çevresi seyrek nüfuslu bölgeler arasındadır. Burada da iklimsel olumsuzluklar ön plandadır. Tuzgölü Çevresi iklimdeki yağış azlığına bağlı olarak seyrek nüfusudur ama Ankara çevresi idari yapıya bağlı olarak yoğun nüfusudur. Orta Karadeniz'de Sinop ve çevresi yer şekillerine bağlı olarak seyrek nüfusudur ama Zonguldak ve çevresi madene dayalı yoğun nüfusudur. Aynı şekilde Batman ve çevresi de yoğun nüfusudur. Bak bana eğer ki bir soru içerisinde taş, kömürü ve demir çelik fabrikasına bağlı olarak nüfusun yoğunluğu fazladır diyorsa burası tabii ki de Batı Karadeniz'de Zonguldak ve çevresidir. Burayı alacaksınız tamam mı? Ancak bana dedi ki petrol ve petrole dayalı sanayi tesislerine bağlı olarak nüfus yoğunluğu fazladır derse o zaman da burada nereye alacaksınız? Hemen şöyle Batman'ı alacaksınız. Bunu da unutmayalım. Aynı şekilde Doğu Karadeniz, Trabzon ve Rize hattı da Türkiye'nin yoğun nüfuslu bölgeleri arasında yer almaktadır. Hemen şöyle sol alt köşedeki Türkiye'nin tarihsel süreç içerisindeki nüfus artış hızını gösteren grafiğe baktığımızda şunu unutmayalım. Bana böyle bir grafik geldiğinde hemen şuradaki üst kısmı görüyor musunuz? Ben bunu biraz daha şöyle karalayayım ve sizin için büyüteyim. Bu ne demektir? Bu nüfus artış hızının binde olarak gösterildiği bir grafiktir. Ve dikkat ederseniz 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 diyorum. Ben size şunu sormak istiyorum. Bu grafiğe baktığınızda nüfusun en fazla olduğu döneme Hemen şöyle kamerada, telefonda, ekranda elini getir. Elini getirdiğinde eğer ki elin şurayı gösteriyorsa orada duracaksın. Niye? Arkadaşlar bu nüfus artış hızını gösteren bir grafiktir. Nüfus miktarını gösteren bir grafik değil. Eğer ki bana böyle bir grafik verdiğinde hangisi çıkarılamaz diyorsa nüfusun en fazla olduğu yılı bu dönem yani 1960 dönemi diyorsa yanlış. Peki burası nedir? Nüfus artış hızının en fazla olduğu dönemdir. Peki bu grafiğe göre nüfusumuzun en fazla olduğu dönem bakın dikkat ederseniz hep değerlerimiz sıfırın üzerinde. O zaman bir önceki döneme göre nüfusumuz sürekli artmıştır ve bizim bu grafiğimizin en son yılı olan 2018 yılı en fazla nüfusa sahip olduğumuz yıldır. Peki en az nüfusa sahip olduğumuz yıl dediğimde eğer ki kamera ile elini şurayı gösterdiysen dur. Burası da arkadaşlarım nüfus artış hızının en az olduğu yıldır. Peki nüfusumuz, Nerede en azdır? Tabii ki de grafiğimizin başlangıcında en az nüfusta burada yer almaktadır diyebiliriz. O zaman buna göre Türkiye nüfusu sürekli artmıştır derse doğru. Artış hızı belirli dönemlerde azalmış, belirli dönemlerde artmıştır derse Doğru. Nüfus artışının en yüksek olduğu dönem 1960, artış hızının en düşük olduğu dönem 1945 derse bu da doğrudur. Bak bunları da unutmayalım. O zaman dikkat et. Artış hızı başka bir kavram, nüfus miktarı başka bir kavramdır. Allah'ını seven bu iki kavramı birbiriyle karıştırmasın rica ediyorum. Bu dönemde mesela nüfus artış hızımız azalmış ama nüfusumuz artmıştır artış hızımız azalıyor. Ona dikkat etmenizde fayda var. Bunu da şöyle kafanızda oturtabilirim. Mesela sınıfınız 10 kişi olsun. Tamam mı? Bir sonraki derste sınıfınıza 5 kişi geldi. 5 kişi geldi. Artış oranınız kaç? %50 değil mi? Sonraki derste siz total 5 kişi daha geldikten sonra 15 kişi olmadınız mı? Oldunuz. Daha sonra sınıfınıza 3 kişi geldi. Bak 3 kişi geldi. Şimdi buraya baktığımız zaman 5'te biri artış oranımız kaç oldu? Yüzde 20 oldu. Bak bir önceki dersle bir sonraki derste 50'den 20'ye bir artış hızımız düştü mü... Ama bizim son süreçteki toplam nüfusumuz sınıfta 18 kişi olmadı mı? Bak 5 kişi eklendi, 3 kişi eklendi, 18 kişi oldu. Artış hızımız %50'den %20'ye düştü ama 10 kişiden de 18 kişiye yükseldik. Bunu da böyle dikkat etmenizde fayda var. Burayla ilgili de mutlaka karşınıza soru gelir. Peki piramitler çok önemli. Burada tabii ki de benim karşıma bir piramit geldiğinde piramitle ilgili birçok veriyi çıkarmam gerekiyor. Yani benim karşıma gelen bir nüfus piramidi bana neyi söyler ya da bu nüfus piramidinde ben neleri görebilirim? Bak piramidi 3'e ayırmış Bunlar yaş gruplarıdır. Şurası genç bağımlı nüfus olarak geçer. Burası yaşlı bağımlı nüfus olarak geçer. Burası aktif dinamik nüfus olarak geçer. Karşına bir nüfus piramidi gelirse ilk piramidin alt kısmına bakacaksın. Piramidin alt kısmı doğum oranını gösterir. Bir de piramidin üst kısmına bakacaksın. Üst kısmı da piramidin ölüm oranını gösterir. Bir ülkenin piramidinin üst kısmı ne kadar darsa ölüm oranı o kadar yüksektir. O ülke az gelişmiştir. Bir ülkenin piramidinde taban ne kadar genişse doğum oranı da o kadar yüksektir diyebiliriz. O zaman ben bu piramide bakarak bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi sahibi olabilirim. Piramidi ikiye bölmüş bir tarafı kadın bir tarafı erkek nüfusunu gösterir. Bunu tam tersi de çevirebilirsiniz. Mesela Mesela burası erkek burası kadın nüfusunu gösterir diyebiliriz. Hemen şöyle birinci piramidimize baktığımızda birinci piramidimizde taban geniş mi? Evet o zaman doğum oranı yüksek. Tavan dar mı? Evet ölüm oranı yüksektir. Biz nüfus artış hızı dediğimiz bir kavram var. Bu kavramı nasıl buluyoruz dersek? Bir ülkede meydana gelen doğum oranlarından bir ülkede meydana gelen ölüm oranlarını çıkarıyoruz ve bu şekilde nüfus artış hızını buluyoruz. E burada nüfus artış hızı yüksek midir, düşük müdür dersek yüksek diyenler şuna dikkat et. Bu ülkede doğum oranı yüksek değil mi? Evet. Ölüm oranı yüksek değil mi? Evet. O zaman bu ülkenin yavaş bir nüfus artış hızı vardır. Ve genel itibariyle bu piramide sahip olan ülkeler az gelişmiş ülkelerdir. Burundi, Angola, Benin gibi ülkeler bu piramide sahiptir. Ve şunu unutmayalım. Bu ülkenin en büyük sorunu sağlık sektörünün yeterince gelişmemiş olmasıdır. Çünkü ortalama yaşam süresi düşük Bebek ölümleri çok fazla. Bu ülkede sağlık hizmetlerini iyileştirirsen ister istemez ortalama yaşam süresi uzayacaktır. Bebek ölümleri de azalacağı için genel itibariyle ikiz kenar üçgen piramide dönüşecektir. Doğum oranları yüksek mi? Yüksek. Ölüm oranlarında bir önceki döneme göre hızlı bir düşüş var. O yüzden de çok hızlı bir nüfus artış hızı vardır. Bu ülkeler nasıl ülkelerdir dersek bu ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir diyebiliriz. Mesela Hindistan'ın piramidi bu şekildedir diyebiliyoruz. Şuraya da Benin, Angola, Burundi gibi ülkeleri söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bolivya, Filipinler'i de gene buraya dahil edebilirsiniz. Bu ülkenin ileride yaşayacağı en önemli sorun işsizlik, artan nüfus doğal kaynak dengesini kuramayacak. O yüzden bu ülkenin ne yapması lazım? Nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulaması gerekiyor. Peki dedi ki kardeşim nüfus artış hızını azaltıcı politika uyguluyoruz. Bundan sonra daha az çocuğa sahip olacaksınız." dedi ve insan lar. Tamam kardeşim seni mi kıracağız?" dedi ve doğum yapmamaya başladılar. O zaman piramidin taban kısmı ne yapacaktır? Daralacaktır. Bakın dikkat edin. Şu alt kısmı şöyle kalemle kapatıyorum. E hangisine benziyor? E soldakinin aynısı. O zaman bu ülkede yaklaşık 15 yıl önce yüksek bir doğum oranı var mıymış? Hemen altı açtım. Abo, taban ne oldu? Ciddi anlamda şöyle daraldı. Ya bu ülke hızlı bir sanayileşme sürecine girmiştir ya da bu ülkede nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulanmıştır diyebiliriz. Kim var böyle ülke dediğimizde tabii ki de Çin'i buraya söyleyebiliriz. Bangladeş'i, Brezilya'yı bu piramide sahip bir ülke olarak nitelendiririz. Şu iki piramit gelişmişlik seviyesi yüksek gelişmiş ülkelerin nüfus piramididir. Düşük doğum ve düşük ölüm oranına sahiptir ve burada yavaş bir nüfus artış hızı vardır. Buraya geldiğimizde ise evet bakın dikkat ederseniz piramidin taban kısmı hafif şöyle açıldı. O zaman doğum oranları tekrar yükseliyor. E, ölüm oranlarını dikkat ederseniz düşüktür. Burada da bir nüfus artış hızı istikrarlı bir şekilde biraz daha artmaya başlayacaktır. Peki bunlara kimi örnek verebiliriz? Bu Arı Kovanı nüfus piramididir ve İngiltere, Almanya, İtalya, İsveç gibi gelişmiş ülkeleri buraya örnek verebilirken çan şeklindeki nüfus piramidine ise Rusya ve İrlanda'yı örnek verebilirsiniz. Geldik göçler. İnsanların çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerleri belirli bir süre ya da sürekli olarak terk etmesi işlemine göç diyeceğiz ve göç bir insan hareketidir. Ve buraya baktığımızda göçle ilgili bazı nedenler var. Devamında da kavramlardan bahsedeceğiz. Eğer ki ben İklime bağlı olarak meydana gelen kuraklıktan, erozyondan, su kıtlığından, deprem, sel, çığ, heyelan gibi olaylardan dolayı bir yerden başka bir yere gidiyorsam bu göçe sebep olan doğal faktörlerdir. Ancak savaş, müvadele, siyasi baskı, sınır değişikliği, iç karışıklıktan dolayı gidiyorsam bu da göçe sebep olan siyasi faktörlerdir. İş imkanları tamamen duygusal, doğal zenginlikler, gelir dengesizliği, geçim sıkıntısından dolayı bir yerden başka bir yere gidiyor ekonomik nedendir? Eğitim hizmetleri, dini faaliyet, kültürel farklılıklar, daha iyi yaşam tercih ve sağlık gibi sebeplerden dolayı gidiyorsam sosyal ve kişisel nedendir diyebiliriz. Mesela Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak bizim ülkemize gelen insanlar savaş göçüdür, siyasi nedenlerdir. Ya da bir volkanizma faaliyeti aktif hale geldiğinde insanların bulunduğu alan onlar için tehlikeli olduğu için başka alanlara göç ederler. Bunlar da doğal nedenlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki göçle ilgili kavramlarımız var dedik. Eğer ki biz bir göç hareketini ülke sınırları içerisinde yapıyorsak yani Ankara'dan kalkıp birinin İstanbul'a gitmesi iç göçtür ama... Ben ülke sınırları dışarısında yapıyorsam Ankara'dan birinin Almanya'ya gitmesi diyorsam o zaman bu da dış göç olarak geçer. İç göçte ülke nüfusu etkilenmez ama dış göçte ülke nüfusu etkilenir. Eğer ki ben bir göçü bir yerden başka bir yere yaptığımda yani Ankara'dan İstanbul'a gittim bir de Ankara'ya gelmiyorsam bu sürekli göç olarak geçer. Ama Mevsimlik göç dediğimiz bir kavram da var. Nasıl yapıyoruz peki biz bu göç hareketini? Mesela tarımsal faaliyetlerde hasat dönemi için, hayvancılık faaliyetlerinde hayvanları otlatmak için, turizm faaliyetlerinde sezon boyunca çalışabilmek için, inşaat faaliyetlerinde çalışabilmek için göç etmekteyiz. Bunları birazdan açacağız. Göç hikayelerini geldiğimizde Türkler Orta Asya'dan özellikle kuraklığa bağlı otlakların verimsizleşmesi, siyasi baskılar, boylar arasındaki hakimiyet mücadeleleri, Çin ve Moğol'ların baskısı diyebiliriz. Bundan dolayı Orta Asya coğrafyasından göç etti. Batıya giden Türkler önlerindeki toplulukları Avrupa'ya sürüklemesiyle kavimler göçü yaşandı. Eğer ki biz Belirli bir alanda iş gücü ihtiyacına bağlı olarak göç edeceksek bu işçi göçü ülke sınırları değiştiğinde vatandaşların karşılıklı olarak değiş tokuş yapması mübadele göçüdür ki bu zorunlu bir göçtür haberiniz olsun. Biz bunu kimle yapmıştık? Yunanistan'la yapmıştık. Ne yaptık? Mübadele göçü antlaşması yaptık ve karşılıklı olarak vatandaşlarımız değiş tokuş yaptık. İyi eğitim almış bireylerin o zaman bunun da Ekstra durumu eğitim düzeyi yüksek ülkelerindeki yeterli çalışma ortamı bulamamaları düşük ücret politikasından kaynaklı yapmış oldukları göçtür. Gelişmiş ülkeler beyin göçü alır, az gelişmiş ülkeler beyin göçü verir. Gelişmekte olan ülkeler hem beyin göçü alır hem de beyin göçü verir. Bunu da unutmayalım. Savaş ve sosyal olay göçleri, Suriyelilerin yapmış oldukları göç, 1979 İran'da rejim değişikliği yaşanıyor, 1 milyon İranlının Türkiye'ye gelmesi, Rusya-Ukrayna geriliminden kaynaklı insanların Türkiye'ye gelmesi savaş ve sosyal olay göçleridir diyebiliriz. Doğal afet göçleri, deprem, volkanizma, tsunami, mesela Türklerin Orta Asya'dan göçü neden kurakla bağlı olarak gerçekleştiği için kuraklık da bir önceki sayfada ne demiştik göçe sebep olan doğal faktörler içerisinde yer almaktadır. Ondan dolayı da bu da doğal afet göçü olarak değerlendirilir. Yeni dünya göçü Amerika'ya yani Kuzey ve Güney Amerika'ya Avustralya'ya ve Yeni Zelanda'ya yapılan göçlerdir. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin baskıcı bir tutumu var. İnsanların daha rahat bir şekilde düşüncelerini dile getirebilmeleri, yeni fırsatlardan yararlanmaları için ve maceraya atılmaları için yapmış oldukları göç hareketidir diyebiliyoruz. Geldik şimdi ekonomik faaliyetler. Burada özellikle 5 tane ekonomik faaliyet grubumuz var. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek, daha iyi bir hayat standardına ulaşabilmek için... Bir sektörde çalışıyor. Biz bu sektörlere ekonomik faaliyet grupları diyoruz. Burada 5 tane ekonomik faaliyet grubu var. Birincil ekonomik faaliyet grubu dersi temel maddenin doğrudan ya da dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanır. Yani o zaman bunlar ne yapıyor? Ham madde üretiyor. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik birincili ekonomik faaliyettir. Bak madencilik diyorum maden işçisi Birinci ekonomik etkinliktedir. Şimdi benim birincil ekonomik etkinlikte bir ürün ortaya çıkardım ham maddem var. O zaman bunlar bu ham maddeyi ya da yarı işlenmiş maddeyi kullanarak yeni ürün elde edecektir. İkinci ekonomik faaliyet grubunda o zaman ne oldu? Ham madde mamül madde haline getirildi. O zaman buraya ne diyebilirim? Sanayi diyebilirim. Üçüncül ekonomik faaliyette ise doğrudan bir üretim yok. Burada insanlara ve diğer ekonomik faaliyet gruplarına ürün ve hizmet sağlanması esası vardır. O zaman burada ne var? Hizmet kısmı var. Eğitim sektöründe çalışanlar öğretmenler, sağlık sektöründe çalışanlar doktor, hemşireler, güvenlik sektöründe çalışan asker, polisler ya da adalet sektöründe çalışanlar avukatlar ya da işte savcılar, hakimler bunlar sevgili dostlarım üçüncül ekonomik faaliyet grubudur. Dördüncül ekonomik faaliyet grubu teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan bir sektördür. O zaman buraya şöyle dijital kısım diyebiliriz. Mesela kim var? Reklam yayıncılığı var. Yazılım hizmetleri, ağ işletmeciliği, grafik tasarımları ya da coğrafi bilgi sistemlerinde çalışan kişiler dördüncül ekonomik faaliyetindedir. Beşincil ekonomik faaliyet grubu ise üst düzey yani karar verme pozisyonunda olan kişiler. Bir CEO, bir şirketin müdürü, müdür yardımcısı, genel müdürleri, bakan, başbakan, cumhurbaşkanları 5. ekonomik etkinliktedir. Çocuklar şunu unutmayalım. 15-64 yaş arasındaki grup aktif ya da dinamik nüfus, çalışma çağındaki nüfus olarak geçer ve bu nüfusta çalışacak kişiler bu 5 ekonomik faaliyet grubundan birinde çalışır ve bir ülkede biz bu faaliyet grubunda çalışanların oranına göre ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Mesela ne demiş? Ruanda diyor. Ruanda'da 66'lık kesim tarım sektöründe, yüzde 8'lik kesim sanayi sektöründe, yüzde 26'lık kesim hizmetler sektöründe çalışmakta. Belçika'da ise yüzde 78'lik kesim nerede çalışıyor hizmetler sektöründe, yüzde 21'lik kesim sanayi sektöründe yüzde birlik kesim ise tarım sektöründe çalışmakta. O zaman ben böyle bir pasta dilim grafik geldiğinde karşıma eğer ki bir ülkede tarım sektöründe çalışanların oranı çok daha fazla ise o ülke az gelişmiş bir ülkedir. Ama hizmet sektöründe çalışanların oranı fazla ise o ülke gelişmiştir diyebilirim. Buna göre yorumları yapabilirsiniz. Hangisinde eğitim seviyesi daha yüksektir? Tabii ki de Belçika'da. Hangisinde ortalama yaşam süresi daha kısadır? Tabii ki de Ruanda'da. Hangisinde kırsal nüfus oranı daha fazladır? Tabii ki de Ruanda'da. Hangisinde tarımda çalışan kişi sayısı daha fazladır derse Burada duracaksın. Ben sadece oransal dağılımı bildiğim için bu ülkede tarımda çalışan şu kadar kişi var, bu ülkede bu kadar kişi var diyemiyorum. Ama şunu diyebilirim. Tarımda çalışanların oranı Ruanda'da daha fazladır diyebilirim. Baksana zaten 66 demiş. O yüzden böyle bir oran verildiğinde miktarla ilgili ifadelere dikkat etmenizde fayda var. Mal ya da hizmetlerin, insanların paranın bir yerden başka bir yere aktarılması işlemini biz ulaşım diyeceğiz ve dört şekilde biz bu ulaşım hatlarından bahsedeceğiz. Karayol ulaşımı tarihsel süreç içerisindeki en eski ulaşım ağıdır hem de en yaygın ulaşım ağıdır. Batı Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Asya'nın doğusunda, Güney Asya'da ulaşım gelişmiştir. Ama Amazon Havzası, Kongo Havzası, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Avustralya, Namibya, Orta Asya Himalaya Dağları, Sibirya, Grönland, Kanada'nın kuzeyi ve Alaska'da gelişmemiştir. Demir yolları da genel itibariyle karayollarının geliştiği alanlarla paralellik gösterir. Özellikle sanayi devriminden sonraya ortaya çıkmış bir ulaşım sistemidir. Günümüzde hızlı tren vasıtasıyla kalitesi de artmıştır diyebiliriz. Dünya ölçeğindeki en uzun demir yolu hattı Transsibirya demir yolu hattıdır. Bunu da unutmayalım. Deniz yollarına geldiğimizde burada bazı önemli alanlar var. Şunu unutmayalım. Uluslararası ticarette yani hem ithalatta hem de ihracat haritada en fazla kullandığımız ulaşımağı deniz yolu ulaşımıdır. Çünkü tek seferde çok fazla sayıda yolcu ve yük götürüyoruz. Yol yapım bakım maliyetleri yok. Güzergahta rahat bir şekilde değişiklik yapıyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlarım deniz yolu ulaşımı çok yoğun ölçekte tercih edilmekte. Burada deniz yolu güzergahının en yoğun olduğu alan şu çizmiş olduğumuz Kuzey Atlantik yoludur. Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı kapsar. Bunu unutmayalım. Ve aynı zamanda bunlardan geçerken bir sayfa sonra bahsedeceğim kimler boğazlar ve kanallar var. Hava yolları dediğimizde ekonomik refah seviyesi yüksek olan alanlarda gelişmiştir diyebiliriz. Kim var burada? Avrupa, Kuzey Amerika, Avrupa, Doğu Asya diyebilirsiniz. Ve deniz yollarında ulaşım noktasında biz ya boğazlardan ya da kanallardan geçmekteyiz. Mesela bir numarayla görmüş olduğumuz alan neresidir dediğimizde Alaska ile Rusya'yı birbirinden ayıran bir alandır. Burası Bering Boğazı'dır. Virtus Bering coğrafi keşifler döneminde burayı keşfetmiştir ama çok yoğun ölçekte kullandığımız bir güzergah değil. Hemen bir numaradan sonra şöyle Amerika kıtasının en güney uç kısmına geldiğimizde 1519 yılında Magellan'ın seyahati sırasında geçmiş olduğu 9 numarayla göstermiş olduğumuz Magellan Boğazı yer almakta tehlikeli güzergahlardan bir tanesidir. O yüzden biz bu ulaşımda süreyi kısaltabilmek için 12 numarayla göstermiş olduğumuz Panama'dan Panama kanalını açmışız. O zaman bak bunlara Boğaz dedik Panama'ya ne dedik? Kanal dedik. Kanal varsa insan eseridir. Boğaz varsa doğal oluşumludur diye biliyoruz. Mühendislik harikası bir kanaldır. Orta Amerika'da yer almaktadır. Hemen şöyle doğuya doğru gidersek 8 numara Almanya'nın sınırları içerisinde Baltık denizini, Kuzey denizini oradan Atlas Okyanusu'na bağlar. Burası da Kiel kanalıdır. 5 numaraya geldiğimizde İngiltere ile Fransa arasında Dover Boğazı yer almaktadır. Hemen şöyle şuraya 5'i yazdım. İspanya ve Fas sınırları arasında Akdeniz e Atlas Okyanusu'nu 10 numarayla Cebeli Tarık Boğazı vasıtasıyla bağlarız. Hemen şöyle Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda turistik gemilerin geçebileceği küçük minnak bir kanalımız var sevgili arkadaşlar. Bu kanal Korint kanalı olarak geçer. 4 numaraya geldiğimiz zaman İstanbul Boğazı artık herhalde bunu söylememe gerek yok. Hemen biraz daha güney kısmında da hatta güney batı kısmında da Çanakkale Boğazı yer almaktadır. Şöyle geldiğimizde bakın 6 7 11 Niye önemli? Petrol sevkiyatı için önemlidir. 6 numaraya geldiğimizde Mısır sınırları içerisinde yer alan Süveyş kanalını görebilmektesiniz. 11 numarada Kızıl Denizi Aden körfezini oradan da Hint okyanusuna bağlar. Burası Babil Mendeb boğazıdır. 7 numarada ise Basra körfezini hemen şöyle Umman denizine oradan da Hint okyanusuna bağlar. 7 numarada da arkadaşlarım Hürmüz boğazını görebilmekteyiz. Şimdi bu Hürmüz ile Babül Mendeb birbiriyle çok karıştırılır. Ama biz biz bunu rahat bir şekilde yapabileceğiz. Nasıl? Hindistan burada ve Hindistan'a burası daha yakın. Hindistan burası daha yakınsa burası Hürmüz'dür. O zaman burası da Babül Mendeb'dir diyebilirsiniz. 3 numaraya geldiğimiz zaman Endonezya'da Malakka Boğazı yer almakta. Onu da şöyle yazdım. Bura mutlaka sorunun gelebileceği yerlerden bir tanesidir. Haberiniz olsun diyelim. Geldik sevgili arkadaşlar afetler. Bir doğa olayı ya da beşeri olay meydana geldikten sonra çok fazla sayıda can ve mal kaybı yaşanırsa biz bunlara afet diyeceğiz. Yani o zaman afetler bir Doğal afet olarak söylenebilir. 2 beşeri afet olarak da ifade edilebilir. Yani afet dediğimizde sadece aklımıza doğal durumlar gelmesin. Maden kazaları, nükleer santral kazaları, sanayi ulaşım kazaları, savaş, terör saldırıları beşeri afetlerdir arkadaşlar. Jeolojik afetler dediğimiz zaman yerle ilgili afetler, deprem, tsunami, volkanik faaliyetler, kütle hareketleri, klimatik Hidrolojik afetler dediğimizde hem hava ile ilgili hem de su ile ilgili afetlere bakacaksınız. Biyolojik afet unutma erozyon buradadır ama kuraklık buradadır. Yani klimatik bir afettir. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Eğer ki bana mesela öğretmenim bir soru sordu. İşaretli alanlardan hangisi Afet anlamında dünya ölçeğinde depremlerin afet boyutunda görülebileceği alan derse şöyle yapacaksın. Bak Amerika'nın batı kısmını şöyle karalayacaksın. Kuzey ve Güney Amerika. Karaladın mı? Karaladın. Atlas Okyanusu'nda şurada İzlanda'yı buluyorsun. Şöyle devam ediyorsun. Buradan şöyle şurayı da karalıyorsun. Sonra Asya'nın doğusunu karalamaya başlıyorsun. Malezya, Endonezya, Gine Adaları'nı alıp Yeni Zelanda'yı alıp şöyle yapıyorsun. Bak 3 tane I harfi çektim mi çektim. Türkiye'yi bul. Güney Avrupa Afrika'ya kadar inme. Güney Afrika'dan şöyle bir sola kay. Ondan sonra Türkiye'den şöyle bir sağa kay. Şuraya temas et. Bak dikkat et. I ve H harfi çizdin mi? Çizdin. Eğer ki senin I ve H harfi çizdiğinde temas eden bir yerin varsa. Afet boyutunda deprem. Afet boyutunda volkanizma faaliyetleri. Afet boyutunda tsunami faaliyetleri görülebilir. Ama dikkat edin. Tsunami faaliyetleri okyanus ve deniz tabanlarında görülür. Özellikle iç denizlerde etkisi daha düşüktür. Iğları çizdiğinde tsunami'nin daha böyle afet boyutunda görüleceğini de söyleyebiliriz. Daha doğru ölçekte bunu da ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Eğer ki öğretmenim bana şiddetli rüzgarlarla ilgili kasırga, tayfun, hortum gibi bir olayın nerede afet boyutunda görüleceğini soruyorsa şurada bak neyi görüyorsun? Ekvator çizgisini görüyorsun tamam mı? Bu ekvator çizgisini gördükten sonra hemen şöyle şu alanın etrafını şöyle karala. Bir de şurada Meksika Körfezi'ni karala. Bak buna yıldız attım. Kasırga, tayfun, hortum yani şiddetli rüzgarlar bu alanlarda görülür. Bana eğer ki öğretmen olarak size şiddetli yağış, sel ve taşkın diyorsa gözün direkt şurada Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'yı arasın. O zaman şuraya da şöyle ne diyeyim? Sel ve taşkın diyeyim. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Ha başka hangi afetler var dersek tabii ki de çığ var, kütle hareketleri var. Bunlar dağlık alanlarda görülen afetlerdir. O zaman şurada Himalaya dağları, şurada Alp dağları, şurada Kayalık dağları, şurada Ant dağları. Bu dağlık sistemleri işaretlediğinde bu alanlarda çığ afet boyutunda görebilirsin ya da kütle hareketlerini afet boyutunda görebilirsin. Şunu unutma. Bak Erozyon yazdım. 2. Kuraklık yazdım. 3. Heyelan yazdım. 4. Toprak kayması yazdım. 5. Kaya düşmesi yazdım. 6. Çamur akıntısı yazdım. Bak bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Erozyon kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle birlikte toprağın üst kısmının süpürülmesi. Kuraklık nedir dersek kuraklık ise herhangi bir bölgede yağışın azalmasına bağlı olarak meydana gelen su ve topraktaki değişimler olarak ifade edilir. Heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi, çamur akıntısı, kütle hareketleridir. O zaman bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Biz mesela erozyonu önlemek için bitki örtüsünü tahrip etmemeliyiz. Üstüne bitki örtüsü dikmeliyiz. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Peki Türkiye'de durum nasıl? Bana Türkiye'de afet boyutunda bir depremi sorarsa şurada şöyle Kuzey Anadolu fay hattını şurada şöyle Doğu Anadolu fay hattını şu alanda ise Batı Anadolu fay hattını çizeceksin. Afet boyutunda depremler orada görülecektir. Hemen şuraya şöyle deprem yazalım. Ya da bana afet boyutunda çığ nerede görülür derse hemen şöyle Doğu Anadolu bölgesini alacaksın. Afet boyutunda sel ve taşkın nerede yaygın görülür derse hemen şöyle Doğu Karadeniz'i alacaksın. Sel ve taşkın ha bir soru sordu dedi ki mevsimsel anlamda ilkbahar döneminde afet boyutunda nerede görülür? Dedi o zaman şöyle E çiziyorsun ilkbahar diyorsun sel ve taşkın burada görülür. Yaz döneminde nerede görülür? Kuzeydoğu Anadolu. Sonbahar döneminde nerede görülür? Karadeniz. Kış döneminde nerede görülür dersek Akdeniz iklim bölgesidir diye biliriz sevgili arkadaşlar. Erozyon Özellikle kuraklığı da buraya dahil ettiğimiz zaman İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Iğdır çevresi bir de Ergene Havzası hem erozyonun afet boyutunda görüleceği hem de kuraklığın afet boyutunda görüleceği alanlar içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Bizim ülkemizde tsunami görülür mü derseniz bizim ülkemizde tsunami görülür. Son özellikle sevgili arkadaşlar yani 3000 yıllık süreçte 90'dan fazla tsunami'nin olduğunu da söyleyebiliriz ama bunların boyları 3 ile 6 metre arasında yer almaktadır diyebiliriz. Geldik şimdi sorular kısmımıza. Diyor ki bir piramit vermiş. Bu piramide sahip olan ülkelerin özelliklerini bu piramide sahip olan ülkelere örnekler veriniz. Bu önemli. Hemen şöyle piramidin ilk taban kısmına bakıyorsun. İki piramidin tavan kısmına bakıyorsun. Bak böyle mi olmuş? Böyle olmuş. O zaman şuralardan kenarları içi çökmüş mü? Çökmüş. Taban geniş. O zaman yüksek bir ne var? Doğum oranı var. Ve aynı şekilde tavan dar olduğu için burada da yüksek bir ne var? Yüksek bir ölüm oranı var. E o zaman bu ülke nasıl bir ülke? Bu ülke az gelişmiş bir ülkedir. Bunu yazdım. Kimi söyleyebilirim? Ben'in diyebilirim. Ya da Burun de diyebilirim ya da buraya Angola diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bu ülkeler genel itibariyle nedir? Az gelişmiş ülkelerdir ve piramitleri bu şekildedir. Kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Kır nüfus oranı fazladır. Ortalama yaşam süresi kısadır diyebilirsiniz. Peki göç alan yerlerde meydana gelebilecek mekansal değişiklikler nelerdir dediğimiz zaman? 1. Çevre sorunları yaşanacak mı? Mesela nedir? Gürültü kirliliği, görüntü kirliliği yaşanacaktır. Su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği görülecektir. Orman alanları, çayır ve mera alanları tahrip edilecektir. Aynı şekilde bir göç alan yer varsa burada ister istemez ileriki süreçte eğitim ve sağlık hizmetleri de aksamalar yaşanacak. İster istemez işsizlik artacak ve burada güvenlik sorunları da yaşanabilecektir. Bu da olumsuz bir durumdur diyebiliriz. Yani göç alan her yerde illa olumlu durumlar olmayacak. Boşluk doldurma eğer ki öğretmenin sadece çoktan seçmeli sorularla bir sınav yapmayacaksa boşluk doldurmalar yüzde yüz gelir. Bakalım insanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleşen yöntem nedir dersek tabii ki de bu yöntem de facto yöntemidir. Eğer ki ikametgaha göre bir nüfus sayımı gerçekleştiriyorsak bu yöntemde de o yöntemde dejur yöntemidir diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde nüfus olarak tabir edilen yaş grubu olansal olarak fazladır diyor. Şimdi bak gelişmemiş ülkelerde hemen düzeltelim cümlemizin başını. Gelişmemiş ülkelerde sağlık hizmetleri gelişmemiştir. O zaman ortalama yaşam süresi kısadır. Yaş nüfus oranı azdır. Ama 0 14 yaş grubu dediğimiz yani genç bağımlı nüfus sevgili arkadaşlar şuraya da şöyle 0 14 yaş grubu oran sol olarak daha fazladır çünkü bu ülkede ortalama yaşam süresi düşüktür. Herhangi bir alanda yaşayan nüfus ile o alanın yüz ölçümü arasındaki oran neyi ifade edecektir? Bir ülke ya da bölgedeki aritmetik nüfus yoğunluğunu ifade edecektir. Şunu da unutmayalım. Aritmetik nüfus yoğunluğu bir ülke ya da bölgenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez. Sanayi devrimi ile birlikte nüfusta görülen en fazla artış ve değişim hangi kıtada olmuştur dersek şimdi düşün. Sanayi devrimi dünyada nerede gerçekleşti ilk? İngiltere'de gerçekleşti. İngiltere nerede? Avrupa kıtasında. O zaman sanayi devrimiyle nüfusun en fazla artış ve değişim gösterdiği kıtada tabii ki de Avrupa kıtasıdır. Türkiye'de 1945 yılları arasında bir şeyin etkisiyle nüfus artışı hızı azalmıştır diyor. Hemen bu sürecin siyasi olaylarına baktığımızda 1940-1945 arasında dünya ölçeğinde İkinci Dünya Savaşı vardı ve bizim ülkemizde erkekler seferberlik adı altında askere alındı. Bu ekonomik bunalım da sebebiyet verip nüfus artış hızımız düşürmüştür ancak nüfusumuz hala artmış. Göç alan yerlerde genellikle erkek nüfusa ait oranın kadın nüfus oranına göre daha ne olduğu görülmektedir. Düşünüyorum şimdi göç alan bir bölge var burada erkekler ekonomik etkinliklerden dolayı yoğun ölçekte göç edeceği için erkek nüfusa ait oranın kadın nüfus oranına göre daha fazla olduğu söylenebilir. Turizm Nasıl göçlere neden olmaktadır dersek mevsimlik göçlere neden olmaktadır diyebiliriz. Bizim ülkemizde Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir gibi alanlarda yaz döneminde istihdam edilmek için insanlar bu alanlara göç etmekte. Doğu Karadeniz'e tarımsal faaliyetlerde çay tarımı için, Karadeniz bölgesine fındık tarımı için, Urfa çevresine pamuk tarımı için, Niğde'ye patates tarımı için, İstanbul, İzmir, Ankara'da inşaat sektöründe çalışmak için mevsimlik göçler yer almaktadır diyebiliriz. Birincil ekonomik etkinliklerden biri olan tarım ne zaman başlamıştır dersek günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce Neolitik dönemde başlamıştır. Öğretmenler hangi ekonomik etkinlik grubunda yer almaktadır dersek tabii ki de hizmet sektörü dediğimiz üçüncül ekonomik etkinlik grubu içerisinde yer almaktadır. Yeryüzündeki ilk ulaşım ne ile başlamıştır? Tabii ki de en eski ulaşım ağı olan kara yoluyla başlamıştır diyebiliriz. Geldik iki tane dünya haritamız. Bu haritalarda işaretli alanlarda nüfusun yoğun ya da seyrek olduğunu sebepleriyle birlikte yazınız demiş. Hemen ben şuraya şöyle yoğun nüfuslu alanlar, şuraya da şöyle seyrek nüfuslu alanlar diyorum. Burayı önce bir dolduralım. Yoğun nüfuslulardan başlayalım. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nin güney doğu kısmı yani Apalaş Dağları'nın bulunduğu yer yoğun nüfusludur. Aynı şekilde 2 numarayla Batı Avrupa'da gene yoğun nüfusludur. Mesela 7 numarada yoğun nüfuslu. Şuraya mesela 8, 9, 10, 11, 12 desek Japonya'nın bulunduğu yer orası da yoğun nüfusludur. Burada sanayi, ticaret, ulaşım, turizm hizmetleri gelişmiştir. Aynı şekilde 9 numarayla görmüş olduğumuz alan o Gine Körfezi'nin bulunduğu alan yoğun nüfusludur. 4 numarayla Hindistan'ı görebilmekteyiz. Gene bu alanda yoğun nüfusludur. Peki Seyrek nüfusulara baktığımızda 8 numara Avustralya'nın batı kısmı çöl iklim bölgesi. 3 numara Afrika'nın kuzeyi Sahra çöl iklim bölgesi. 10 numara Orta Asya çöl iklim bölgesi seyrek nüfusudur. Aynı şekilde şurada 6 numara ile gördüğümüz alanda Gene seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer almaktadır. Bir numaraya baktığımızda gene seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer almaktadır diyebiliriz. Özellikle şuradan şöyle 6 numarayı alıp biraz daha kuzey kısmına da çıkarabilirsiniz. Soru köklerinde burası daha yoğun ölçekte gelir. Şurayı şöyle karalamış olayım. 6'yı da buraya almış olalım. Peki Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de nüfusun yoğun ve Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerleri söylemiştik. Gel bir kere daha tekrar edelim. 1 numara Çatalca Kocaeli platosu sanayi ulaşım hizmet faaliyetleri yoğun nüfusudur. 6 numara Zonguldak çevresi taş kömürü demir çelik yatakları yoğun nüfusudur. 4 numara İzmir çevresi tarım turizm sanayi ulaşım hizmet sektörü yoğun nüfusudur. 10 numara Ankara Hizmet sektörü yoğun nüfusludur. 9 numara Batman petrol yoğun nüfusludur diyebiliriz. Peki seyreklere geldiğimiz zaman 7 numara Sinop çevresi Küre Dağları seyrek nüfusludur. 5 numara Tuz Gölü çevresi iklimdeki kuraklık seyrek nüfusludur. 2 numara Teke platosu, 2 numara Taşeli platosu seyrek nüfusludur. Bak ikisini de alıyorum. 2 numara Menteşe yöresi seyrek nüfusludur. Hemen şöyle 8 numaraya da geliyorum. Burası da seyrek nüfuslu. Neden dediğimizde de bu alandaki iklim olumsuzluğu. 3 numara Adana çevresi yoğun nüfusludur diyebiliriz arkadaşlar. Geldik tablo göç türleri ile ilgili karşılaştırmalar yapmaya. Hangi göç türü buna da bir bakalım. Utkunun ülke sınırları içerisinde çeşitli nedenlerle gerçekleştirdiği göç. Ülke sınırları içerisinde bir göç hareketi yapıyorsak bu tabii ki de iç göç olarak geçer. Bu yaz ailemle birlikte orduya fındık toplamaya gittik diyor. Bak bu yaz ailemle birlikte orduya fındık toplamaya gittik. Hasat döneminde gidiyorsa bu iç göçtür ve bu bir nedir? Mevsimlik göçtür. Tarımsal faaliyetlerle birlikte yapılan bir göçtür. İki ülke arasında yapılan antlaşmalara bağlı olarak belli bir yerdeki nüfusun karşılıklı olarak yer değiştirilmesi yani takas işlemidir. Bu nedir dediğimizde bu tabii ki de arkadaşlarım mübadele göçüdür. Biz bunu Cumhuriyetin ilk yıllarında Yunanistan'la yaptık. Doktor Mehmet Öz tıp alanında çalışmalar yapmak için Amerika'ya gitmiştir. Türkiye'den kalkıp Amerika'ya gidiyorsan bu dış göçtür ve beyin göçüdür. Suriye'deki iç savaş yüzünden Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldık diyor. O zaman bu da savaş ve sosyal olay göçleridir. Bu da dış göç olarak geçer. Ülke sınırları dışına doğru gerçekleşen göç bu dış göçtür. Dedem zamanında işçi olarak çalışmak için Almanya'ya gitmiş inşallah oradan emekli olmuştur diyoruz ve işçi göçü. İnsanların çeşitli nedenlerle bulundukları yeri daimi olarak terk etmeleri daimi ya da sürekli göç olarak geçer. Mesela İstanbul'da olup da İstanbul'da olmayanlar yorumlara yazsın. Siz sürekli göç etmişsiniz. Teknisyen olan abim otomobil fabrikasında çalışmak için İzmit'e yerleşti diyor. O zaman bu da gene sürekli göç grubuna girer. Bu da ülke içerisinde gerçekleşen işçi göçü olarak ifade edilmektedir. Geldik kesin sorulacak yerlerden bir tanesi. Hadi bakalım meslekleri ekonomik faaliyet türleriyle eşleştirelim. Demir madeninde çalışan işçi Allah'ını seven şunu unutmasın. İşçiyi görünce hemen ikincile Atlama. Bir maden sahasında çalışan bir işçi varsa ham madde üretimi gerçekleştirir mi? Gerçekleştirir. O zaman bu birincil ekonomik etkinliktedir. Orman işçiliği gene birincil ekonomik faaliyettedir. Ormancılık oradan git. Salça fabrikası bak madende çalışan işçi demedi. Fabrikada çalışan işçi dedi. O zaman bu ikincil ekonomik etkinliktedir. Yönetiyor yahu karar veriyor. O zaman bu beşincil ekonomik etkinliktedir. Çobanlık hayvancılık o zaman birincil ekonomik etkinliktedir. Hemşire hizmet ediyor. O zaman hizmet sektörü üçüncül ekonomik etkinlikte. İnşaat işçiliği atla ya ikinci ekonomik etkinlikte makinist ulaşım sektöründe hizmet ediyor. O zaman 8'e yazdım yani üçüncü ekonomik etkinlik öğretmenlik ben neredeyim? Üçüncü ekonomik etkinlikteyim yazılım mühendisliği düşünüyorsun neresi dijital kısım o zaman son dönemde ortaya çıktı dördüncü ekonomik etkinlikte bakanlar karar verme pozisyonunda 5. ekonomik etkinlikte demir çelik fabrikasında çalışan işçi tabii ki de 2. ekonomik etkinlikte. Bak demir madeninde çalışan işçi bilerek yazdım. Sonunda da demir çelik fabrikasında çalışan işçi dedim. Ne var burada? Fabrika. Nerede işçi? O zaman ikincil. Ne var burada? Maden. Nerede madende işçi? Birincildir diyebilirsiniz. Allah'ını seven dikkat etsin. Geldik. Aşağıda verilen kentler var. Bu kentler arasında en kısa yoldan yapılacak deniz yolu ulaşımında kullanmamız gereken boğaz ve kanalları sırasıyla yazacağız. Mesela Los Angeles Batum demiş. Los Angeles nerede? Burada. Batum burada. O zaman Los Angeles'tan gideceksek 12'li numaralı alandan geçeceğiz mi? Geçeceğiz. Burası nedir dediğimizde burası Panama kanalıdır. Mühendislik harikası bir kanaldır. Panama Kanalı'ndan geçtikten sonra Akdeniz'e girmemiz için 10 numaralı alandan nereden geçmemiz lazım? Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçmemiz lazım. O zaman bu da doğal oluşumlu oldu İspanya-Fas sınırları arasında. Şuradan devam ettiğimizde 4 numaralı alandan yani İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçmemiz gerekmekte. Geldik şimdi Hong Kong'dan başlıyoruz Venedik'e kadar gidiyoruz. Yani şu alana kadar geleceğiz abi. Hong Kong'dan başladığımızda 3 numaralı alanda. Burada Malakka Boğazı'ndan geçtik. Boğazlar doğal oluşumluydu unutmayalım. 11 numaralı alana geliyoruz. Aden Körfezi'nden Kızıl Denize doğru gideceğiz şöyle. Burada Babül Mendeb Boğazı vardı. Neyle karıştırmayacağız? Hürmüz'de karışmayacağız. Hindistan'a yakın ya birazdan geleceğiz. Kızıl Deniz'den Akdeniz'e geçmem lazım. 6 numaralı alan şu alanda kim var? Süveyş kanalı var. Oradan öyle devam edip ne yapabiliriz? Venedik'e gelebiliriz. Devam ettik. Doha'dan hemen şu alandan Sen Petersburg'a gidiyorum. Yani tam şu alana gidiyorum. Doha'dan devam ettiğimde 7 numarada Hindistan'a yakın olduğu için Hürmüz Boğazı'ndan geçiyorum. Hindistan Hürmüz. Devam ettim. Gene aynı şekilde Babül Boğazı'ndan geçtim. Devam ettim şurada Süveyş kanalından geçtim. Şuradan şöyle geldim 10 numarada Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçtim. Nereye gidiyorduk? Şurada Sen Petersburg'a gidiyorduk. Şuradan şöyle 5 numarada Dover Boğazı'ndan geçti. Maşallah ne geçti be var ya. Ondan sonra şurada 8 numarada Almanya'dan da Kiel kanalından geçtik. Hong Kong'dan Los Angeles'a gitmek istiyorsam buradan şöyle gelirim. Şuradan direkt geçerim. O yüzden bu alanda hiçbir boğaz ve kanaldan geçmem. Ha ben manyağım geçmek istiyorum. Buradan böyle gelirim. En kısa yolu olmasın. Malakka'dan geçtim. Şurada Babil Mendeb'den geçtim. Şurada Süveyş'ten geçtim. Şurada Cebeli Tarık'tan geçtim. Şurada Panama'dan geçtim. Sonra buraya geldim Los Angeles'a. Böyle bir güzergah saçma olur tabii ki de. Evet şimdi çoktan seçmeli testlerle bu kısmı da bitirelim. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli bölgenin fiziki ve beşeri özellikleri düşünüldüğünde hangi doğal afetin işaretli alanların tamamında görülme ihtimali daha yüksektir? Diyor. Diyor. şimdi sele geldiğimiz zaman erozyona geldiğimiz zaman deprem çığ orman yangınlarına geldiğimiz zaman işaretli alanların fiziki ve beşeri özellikleri düşünüldüğünde bu işaretli alanların tamamı Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer aldığı için orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde yukarıdaki dünya haritası üzerinde işaretli alanlardan hangisinde demir yolu ağının diğerlerine göre daha gelişmiş olduğu söylenebilir. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmını alıyorsun. Batı Avrupa'yı alıyorsun. Doğu Asya'yı alıyorsun ve Güney Asya'yı şöyle alıyorsun. Yoğun demiryolu gelişmişliğinin olduğu alanlar burası. Hangi alanı işaretledim? 3 numara. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Tropikal yağmur ormanları, seyrek çöl iklim bölgesi, seyrek soğukluk, düşük sıcaklık, yerleşmenin azlığı seyrek yerlerdir diyebilirsin. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein Almanya'da Nazi yönetiminin ırkçı tutumu dolayısıyla Almanya'dan ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiştir. Yukarıdaki paragrafta anlatılan göçtürü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Burada ırkçı bir tutum var mı? Var. O zaman burada sosyal bir olay var ve bu olay sosyal olay göçü olarak ifade edilmekte sevgili arkadaşlar. Ama buradaki ifadeye dikkat ettiğiniz zaman 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi. İyi eğitim almış bir bireyin ülkesindeki durumdan dolayı göç etmesi beyin göçü olarak ifade edilir buradaki neden olan durum savaş göçleridir ya da sosyal olay göçleridir diyebiliriz geldik bir diğer soruya yukarıda verilen Türkiye ait nüfus artış hızı grafiğine bakılarak hangisi söylenemez demiş Türkiye nüfusu sürekli artış göstermiştir bakıyorum bindiği ifadesi var ve sıfırın üzerinde bizim tablomuzdaki grafiğimiz o zaman bu ifade doğrudur en yüksek nüfus 1900 360'ta sayılmıştır diyor. Hemen şuraya baktığımız zaman evet burası en yüksek ama artış hızının en yüksek olduğu dönemdir. O yüzden bu ifade yanlış. İkinci Dünya Savaşı döneminde nüfus artış hızı düşmüştür 1940-45 dönemi düşmüştür doğru. 1985 yılından sonra nüfus artış hızı sürekli düşmüştür diyor. 85 yılı geldik, nüfus artış hızı sürekli düşmüş doğru. İkisini de aldım. 1965 yılından sonra nüfus artış hızı 10 yıl boyunca önemli bir değişiklik göstermemiştir. 65'ten 10 yıl 75 evet önemli bir değişiklik göstermemiş. Bu da doğru. O zaman sorumun doğru cevabı B. En yüksek nüfus ne zaman 2017 yılı, en düşük nüfus ne zaman 1927 yılı diyebilirsiniz. Bir diğer sorumuza geldiğimizde, aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir diyor. Bu alanlardan hangisinin mevsimlik göçe bağlı olarak yıl içerisinde meydana gelen nüfus değişimi daha fazladır? Arkadaşlarım, işaretli alanlar içerisinde bakın 4 numarayı görebilmektesiniz. 4 numara Muğla turizm kentidir ve yıl içerisinde yaz dönemi ile kış dönemi arasında nüfusta ciddi anlamda değişim vardır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir diğer soruya geldiğimizde yukarıdakilerden hangileri ikincil ekonomik faaliyet grubunda yer alan mesleklerdendir diyor. O zaman burası sanayi tesislerinde çalışan kesim olabilir. Mesela marangoz işçidir. Sonuçta ormancının ürettiği bir ürünü kullanılabilir hale getirir. Fabrika işçisi gene vardır. Tezgahtar ise 3. ekonomik faaliyet grubundadır. O zaman sorumun doğru cevabı 1 ve 3 ile B seçeneğidir diyebiliriz. Soru 1923'te Lozan Antlaşması'na bağlı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen göçe verilen isim hangisidir diyor. Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak vatandaşların değiş tokuşunun yapıldığı göç hareketi mübadele göçüdür. Ve şunu unutma mübadele göçü zorunlu bir göçtür arkadaşlar geldik aşağıda verilen ülkelerin hangisinin hava yolu ulaşım payı diğerlerine göre daha düşüktür diyor İngiltere Fransa Güney Kore Irak Kanada arkadaşlar böyle bir ifade baktığımızda hava yolu ulaşım payı daha düşüktür diyorsa diğerlerine göre daha az gelişmiş bir ülkeyi almak durumundayız işaretli ülkelere ya da seçeneklerde verilen ülkelere baktığımızda Irak diğerlerine göre daha az gelişmiştir O yüzden hava yolu ulaşım payı da diğerlerine göre daha düşüktür diyebiliriz bu alanlardan hangisi in the kasırga gibi olağanüstü hava olaylarının daha sık görüldüğü söylenebilir. Harita üzerinde 5 tane alan verilmiş. Hemen ben şöyle şu alandan ekvator çizgisini çiziyorum. Ne yapıyorduk? Şöyle şu alanı şöyle karalıyorduk. Bir de şu alanı şöyle karalıyorduk. İşaretli yerimde afet boyutunda kasırga gibi olağanüstü hava olayları görülebilir. İşaretli alanlar içerisinde de Florida'nın bulunduğu alanı görebilmekteyiz. O zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bir diğer soruya geldiğimizde yukarıdaki dünya harita arasında işaretli güzergahlardan hangisinde deniz yolu trafiği daha yoğundur derse Batı Avrupa ile Kuzey Amerika arasında bir numara ile gösterilen Kuzey Atlantik yolu deniz yolu ticaretinde yoğun olarak kullanılan güzergahlardan bir tanesidir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı bir numara ile A seçeneğidir diyebiliriz. Aşağıdaki grafikte 5 ülkenin nüfus artışı ile Doğurganlık oranları verilmiştir. Grafiğe göre verilen 5 ülkeden hangisinin dışarıya daha fazla göç verdiği söylenebilir? Doğurganlık oranı nüfus artışı demiş. Dikkat edin. İkinci ülkede doğurganlık oranı nüfus artışından daha düşük. O zaman bu ülke göç aldı. Burada da gene aynı şekilde daha düşük göç aldı. Burada daha yüksek. O zaman bu ülke göç verdi. Burada çok daha düşük göç aldı. Burada da gene Doğurganlık oranı yüksek, nüfus artış hızı düşük. O zaman burası da göç verdi. Bize ne diyor? Daha fazla göç verdiği söylenebilir. Oransal anlamda hangisinde verdiği ifadesi daha oransal anlamda fazla dersek bir numarada o zaman sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir diyebiliriz. Geldik son sorumuza. Yukarıda 1980 2010 yıllarına ait nüfus piramidi verilen ülkede meydana gelen değişimle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın birinci dönemde yüksek bir doğum oranı, yüksek bir ölüm oranı var iken bu döneme geldiğimiz zaman ölüm oranlarında azalış yaşanmış mı? Şurayı şöyle, şurayı da şöyle göstermemiz gerekirse arkadaşlar, o zaman bu ülke az gelişmiş bir ülke formundan gelişmekte olan bir ülke formuna dönüşmüştür. Gelişmişlik seviyesi artmış doğru. Çocuk ölüm oranları azalmıştır. Şuradaki içe çöküklük ne almış gitmiş. Daha düz bir şekilde çıkıyor bu da doğru. Nüfus miktarı azalmıştır. Bunu bilemem. 60 yaş üzeri nüfus oranı artmıştır diyor. Evet doğru bakın dikkat ederseniz doğu ölüm oranları azalıyor. Ortancı yaş artmıştır. İster istemez ölüm oranları azalacağı için ortancı yaş da artmıştır. Ama C seçeneğindeki nüfus miktarı azalmıştır ifadesini bu ifadeye bakarak söyleyemem sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna ve sevgili arkadaşlar yazılarda size bol bol başarılar diliyorum. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.